Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Levent Külte bu haftaki sorumuzun sahibi. Aracı aldığımız zamanki orijinal gücünde, performansında azalma olup olmadığını nasıl anlarız? Neden güç kaybı yaşanır? Örneğin 120 beygirlik bir aracın bu performansını nasıl koruyabiliriz? Gücünde azalma yaşanması belli bir zaman sonra normal midir demiş. Evet, günlük hayatta gerçekten yaşadığımız konulardan bir tanesi. Ben bunu aldığımız telefonların bataryasının pil ömrüne benzetiyorum. %100 performanstan bir süre sonra %98'e, 95'e, 90'a böyle gidiyor, 70'e. Sonra artık hani batarya yetmiyor, şeyi değiştiriyoruz. Ya bataryayı değiştiriyoruz ya telefonu değiştiriyoruz. Aracımızda da sıfır bir araç aldığımızda bize teknik datalarda işte 120 beygir, 250 Nm tork gibi datalar veriliyor. Ama biz bunları kullandıktan sonra biraz da alışkanlıkla o minimal azalmaları hissetmeyebiliyoruz. Bu soruda olduğu gibi yani biz burada performansında azalma var mı yok mu, nasıl anlayacağız? Bu azalmalar normal mi? Azalmasın diye ne yapacağız? Şimdi bir kere teorik olarak azalmasın diye yapılabilecek ne yazık ki çok fazla bir şey yok. Eğer hayatımızda yorulma, eskime, yıpranmayı çıkartamadığımız süre zarfında ki bu çalışan her şey için var. Nasıl bir insan ömrü var? Nasıl ben şu anda 65 yaşındayım, 20 yaşında, 18 yaşında kaldırdığım ağırlığı kaldıramıyorum. O zaman koştuğum kadar koşamıyorum. O kadar yürüdüğüm kadar yürüyemiyorum, yoruluyorum. Gücüm yetmiyor. Bu neden oluyor? Vücudun yorulmasından kaynaklanıyor. Bir nevi eskimeden kaynaklanıyor. Aynı şey motorlar için de geçerli. Birbirine sürtünerek çalışan metaller, metaller aşınıyor. Yani motor gücünün, yani içten yanmalı motorlarda ve içten patlamalı motorlarda, yani dizel ve benzinli motorlarda güç aslında pistonla silindir kapağı arasında sıkıştırılan benzin veya dizel hava karışımının patlamasıyla ortaya çıkıyor güç. Orada olan eksilmeler, aşıntılar, pistonun aşınması, silindirin aşınması, segmanların aşınması, subap yuvalarının aşınması, subapların kaçırması. Bunların hepsi içerideki sıkıştırmanın basıncını azaltıyor. Hele günlük hayatta artık bugün kullandığımız araçların çok büyük kısmı turbo beslemeli. Turbo beslemeli araçlardaki turbonun eskimesinden dolayı turbo basıncının azalması. Bunların hepsi motor gücümüzü direkt doğrudan etkileyecek faktörlerdir. İlk kelimede, ilk cevabımda söylediğim gibi bunun önüne geçmek, bunu ortadan kaldırmak, bunu sıfırlamak hiçbir şekilde mümkün değil. Ama kısaltmak mümkün. Yani geciktirmek geciktirmek mümkün. Bunun için de periyodik bakımların en doğru şekilde zamanında orijinal parçalarla, orijinal ekipmanlarla, orijinal motor yağı kullanılarak, iyi yakıtlar, düzgün yakıtlar kullanılarak. Bir de aracı çok zorlamadan, yıpratmadan kullanmak da herhalde çok önemli değil mi? Öyle yani yani Murat, ikisinin ortası. Yani çok çok devirsiz kullanmak da motora zarar veren bir şey. Çok devirli kullanmak da zarar veren bir şey. Aslında motorun biliyorsun, motorda motor gücünü anlatan iki şey var. Maksimum tork ve maksimum güç. Eğer yani motoru maksimum torkun altında kullandığınız süre zarfında aslında motoru daha çok zorluyorsunuz. Maksimum torkla maksimum gücün, atıyorum 3000'de 1'de maksimum torkunu veriyorsa motor, maksimum gücünü de 6000'de 1'de veriyorsa, bu motoru siz 4500 devirler civarında kullanırsanız motorunuz en uzun ömrü sağlar. Çünkü hani bu da yanlış bilinen şeylerden biri. Yani çok düşük devirde kullandığınız zaman motoru, çok yüksek devirde kullandığınıza yakın zarar görebiliyor. Evet, artık ama bu elektronik sistemler, özellikle otomatik şanzımanlar bu işi biraz sürücülerden aldı. Siz normal kullanırken dry modunda en doğru, en ideal devri oradaki şarta göre onlar sağlamaya başladı. Yani otomatikte zaten yapabileceğiniz bir şey yok. Yani otomatikte minimumunu seçiyor. Ancak siz daha spor moda falan geçirerek motoru daha fazla zorluyorsunuz. Daha zorlamanıza zaten motor tork devrini geçmeden
otomatik şanzıman vites değiştirmiyoruz. İsteseniz de değiştirmiyor. Bu da motorun maksimum ömrünün sağlanmasındaki en büyük etkenlerden biri. O zaman ben şu sonucu çıkartıyorum. Evet, aynı insanlarda olduğu gibi motorun performansı da aldığımızda örnek olarak 120 beygir, işte belli bir süre geçtikten sonra 119, 118, 115 gibi azalıyor. İşte tork değeri yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Ama herhalde katılırsın tahmin ediyorum. Bu turbo işte aşındı, artık yeterli basınç sağlayamıyor, turboyu değiştirdik. Biz yine aslında 120'ye ulaşamayacağız. Çünkü yürüyen aksamların da eskimesi, sürtünme katsayılarının artması, lastiklerin aşınması da çok buradaki artır. Gerçek performansın ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ne zaman 120 beygir, 250 Nm, sıfır araç, eşittir kullanılmış araç olmasını istiyorsak bütün aksamları lastik dahil değiştirmek lazım. Lastiklerin aşıntısı bile çok etkileyen bir faktör. Çok doğru bir benzetme yaptın. Evet, yani bu hani bir atasözü vardır. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır diye. İşte otomobili de böyle görmeniz lazım. 0 kilometre bir otomobille 500 kilometrede bir otomobilin yani bu sadece motor performansı içinde değil. Bu süspansiyon içinde böyle, fren içinde böyle, yol tutuş içinde böyle. Her türlü performans yani insan vücudunda olduğu gibi demin işte verdiğim örnekler işte ağırlık kaldırmaktan koşmaya, yürümeye bunların hepsi zaman içerisinde nasıl insanın kasları, kemikleri, eklemleri eskiyor. Otomobilinde her şeyi fren diskinden, fren kaliperine, şaftından aksına yani egzozuna varana kadar yani mesela şu anki katalizatörlü araçlardaki motor gücünü düşüren en önemli faktörlerden biri katalizatörün olması gerekenden daha tıkalı olması. İşte bütün bunlara baktığımızda bu güç kaybı aslında kaçınılmaz bir sonuç. Geciktirmek içinse doğru bakımı yapmamız gerekiyor. Yani hava filtresi bile şu anda sözünü kes, hava filtresi bile o kadar önemli ki ben hava filtresini şeye benzetiyorum. Son bu pandemi koşullarında hepimiz bunu yaşadığımız için. Maske. Evet, kötü bir hava filtresi maskeyle dolaşmak gibi. Yani maskeyle dolaştığın zaman ne kadar rahat havalı nefes alabiliyorsun. Hava filtren tıkalı olduğu zaman da motor istediği gibi hava alamıyor. Evet, güzel örnekler sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta farklı bir soruyla tekrar birlikte olacağız.